Ve adalarda bu sahil şeridinin işgaliyle ilgili çok ciddi problemler yaşanıyor. Büyükada da buna dahil, Burgazada da buna dahil. Burgazada ile çok bir açıkçası bilgim var dersem yalan söylemiş olurum ama eminim ki bütün adalarda durum aynıdır. Normal şartlarda işgal etmemeleri gereken bir yol ama bir süre içerisinde böyle belediyelerle girdikleri girift ilişkilerden dolayı oraları işgal etmişler ve işgaliye paraları ödüyorlar ama Burgazada'daki durum gerçekten çok can sıkıcı. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla anlayabiliyorum. Ama özetlersem şöyle söyleyebilirim. Buradaki en büyük problem ada içerisinde günlük gelen turiste cevap verebilme ihtiyaçları. Yani sabahları inanılmaz yoğun bir turist akını var, inanılmaz yoğun bir Arap akını var. Bu kadar yoğun turiste hitap edebilmek için gerçekten insanları balık istifi gibi diziyorlar yan yana ve inanılmaz kötü bir personele sahipler. Yani böyle insanlar ada, hani burası böyle yıllardır çalışan adamlar vardır filan diye düşünüyorlar ama birçoğu gerçekten göçmen, birçoğu gerçekten eğitimsiz ve hani bunu aşağılamak için söylemiyorum ama hani sen de hak verirsin ki inanılmaz yüksek rakamlar çekiyorlar. Bu kalitede yerlerde çalışabilecek kalifikasyonda adamlar değiller. Büyükada'nın Burgazada ile tek farkı burada restoranların işgal ettikleri sahil şeridi çizgilerle belirlenmiş durumda. Yani aslına bakarsan hani bir masa daha burada ekleme şansları yok. Bazen böyle yola bir iki masa atıyorlar özel günlerde, işte böyle yılbaşı olsun, bayram olsun, sadece bu günlerde ekstra masa ekleyebiliyorlar. Burada mesela Büyükada'nın içerisinde gündüz işte çok büyük Arap kafilelere hizmet veriyor bu restoranlar ve hani işte Arapça müzikler çalıyor, inanılmaz kötü menüler sunuyorlar ve çok kalabalık insanlar yiyor. Akşam Arap turistler çekildikten sonra hepsi Rumca, Yunanca ezgiler açıp hani akılları sıra adalıların gönlünü almaya çalışıyorlar ama tabii hiç kimse bunları yemiyor. Dolayısıyla aslına bakarsan inanılmaz büyük bir denetimsizlik var. Ama Ada Belediyesi'nin de hakkını yiyemem. Özellikle son bir hafta 10 gün içerisinde emniyetle birlikte güzel operasyonlar, güzel denetimler yapıyorlar. Ama dediğim gibi Vedat Bey'in yaşadığı şey tamamen denetimsizlik, kötü iş gücü ve hani günübirlik düşünen işletme zihniyeti.